Fani dünyadaki son temizliğin yapıldığı platform. Gasilhane. O platforma... Tek kelime miydi? Tek kelime. Gasilhanedeki o platforma... Harf alayım. Nokta nokta paklar. Temeşir. Bir harf farklı. Tebeşir. Tebeşir başka. Evet. Temeşir. M temeşir. Değil. Teneşir paklar. Teneşir 600 puan. Hangi? Az süre kaldı, hızlanalım. 8 harflidir, tek kelimedir, mastarla biter. Şöyle sorulur efendim. Buyurun, geliyor. Mecazi anlamda bir işi başarmak, becermek. Halletmek. Gelin bir harf alalım. Harf alayım. Durduralım mı? Mecazi dediğine göre illa bir metafor var, böyle deyim gibi biraz. Bir işi başarmak, becermek. Aa, iyi başardın. Çevirmek. Çevirmek gibi. İyi çevirdin vallahi. İyi döndün. Kıvırmak. Kıvırdın. 3300. Her şey yolunda mı? Fena değil. Gibi gibi. Ama ritmi yakaladık. Bu şekilde ilerlersek geriye 5 tane soru kaldı. 5'i birden bizi 7000'in üzerine ulaştırır. Ha gayret efendim. Buyurun, geliyor. Bu biraz naftalinli. Mutluluğa erişmiş olan anlamında bir sözcük. Akla Orhan Gencebay'ı, Orhan Baba'yı getirir. Beyhude. Beyhude olamaz. Demez Orhan Baba. Harf alayım. Hep der yani, mutluluğa eriş. Nokta nokta ol. Berhudar. Berhudar ol. 700 puan. 700 puan. İki kelime yan yana kalıplaşmış tabir. İlk 9 harfli cevabınız. Buradan 900 puan bekliyorum. Haydi bakalım. Geliyor. Yakın çevrede yaşayan... Konu komşu. Mahalle sakinlerine konu komşu diyoruz. Bu da kasamızı 4600 puana ulaştırıyor efendim. Şununla birlikte 5000 BOTS'i. Tek kelime. Son 9 harfli cevap bu. Batı kökenli bir kelime. Yaygın kullanılıyor dilimizde. Bir bakalım. Farklı biçim, çeşitleme. Bu anlamda Fransızca kökenli bir sözcük. Harf alayım. Bu değişik bir nokta noktası. Bu onun... Varyasyon. Varyasyonu. Keşke 4 harflerden değil 10 harflerden başlayıp 4 harflere doğru gitseydik. Evet. Çok daha güzel sonuçlar alırdık vallahi. Şimdi efendim, Berhudar'ı hatırlıyorsunuz. Hı hı. Biraz naftalinli bir tabirdi değil mi? Evet. Onun gibi bir şey aradığınız. Tamam. Bu bir birleşik kelime. İki kelime yan yana gelmiş. 10 harfli bu birleşik kelimeyi oluşturmuş. Karşılığı şudur. İyiliğin değerini bilen. Kadir Şinas. Bravo! Çok güzel oldu bu iş. İkincisinden hiç korkmuyorum. Son sorunuz, son cevabınız 9 saniye var. 7 saniye var efendim elimizde. Bir harf alınır mı acaba? Önce bir bakalım. Son saniyede gerekirse bir harf alıp durduralım. Tamam. Olur mu? Hadi gelsin. Mema diye bitiyor. Mekmak değil. Gevşeyip bozulma. Harf alayım. Kalıbını, biçimini kaybetme. Hiç bir harf daha alayım. Hiç beni dinlemiyorsunuz. Hiç yani. Gevşeyip bozulma. Kalıbı. İki kelime. Mema diye bitiyor. Yani bu işin artık gevşeyip bozuldu bu iş. Kalıbını, biçimini kaybetti. Ma. Çamur. Suyunu bıraktı bu iş artık. Yani bu işin artık kalıbı böyle şey gibi oldu bu iş, böyle böyle bir. Nasıl oldu böyle? İki kelime. Cıvığı çıkma. Nedir? Cıvığı çıkma. Cıvığı değil. Sığmaz cıvığı. Cıvık çık. Nasıl yara? İrinli yara. Cılkı çıkmak. Son saniyede. 7200 puan. 7200 puanla şu anda birinciliği ele geçirdiniz. Kim şampiyon olacak, bunu belirleyecek olan şey Ayşe Hanım'ın performansı olacak. 7200 ne demektir efendim? Ayşe Hanım 26 tane harf alabilir. Ay, 26 nereden çıktı? Çok özür dilerim. Dur, yanlış hesap yaptım. 18 oradan, 8 oradan, evet. 26 tane harf alabilir. Başarabilir mi? Başarabilir bence. Tecrübeli olduğuna inanıyorum. Takılacağı sorular olacaktır ama.
Rahat atlatabilecek mi? Mutlaka. Onları. Çünkü oradaki heyecanla buradaki heyecan aynı değilmiş hakikaten. Evdekiyle hiç aynı değil hele. Şimdi arkada da biraz heyecanlanın o zaman efendim. Biraz hop oturup hop kalkın. Ayşe Hanım bitirdikten sonra şampiyonumuzu ilan edeceğiz. Tamam. Şimdi de küçük bir reklam arası verelim efendim. Döndüğümüzde Ayşe Hanım bize kimin şampiyon olduğunu söyleyecek. İpek Hanım'a kocaman alkışlar.